merhaba. Bugün günlerden Alien Romulus. Run. Film aslında geçtiğimiz hafta vizyona girdi biliyorsunuz. Hatta benim Beyaz perde sitesinde bu filmle ilgili bir kritiğim mevcut. Eğer video izlemekten hoşlanmıyorsanız hemen oraya gidip yazısını okuyabilirsiniz. 3 aşağı beş yukarı aynı şeyleri söyleyeceğim. filmle ilgili YouTube'da bir sürü inceleme videosu hali hazırda mevcut. Hatta böyle Alien filmlerinin o zaman çizelgesiyle ilgili kaynak videolar falan eklemişler. Bu YouTube'daki yerli içerik üreten sinema evreninin genişlediğini görmek beni de mutlu ediyor. Bir zamanlar internette sinema yazmaya burun kıvıran abilerimiz dahil bir sürü insanın şu an YouTube'a video çektiğini görmek. Sinema yazarlığının ölmez ama format değiştirebilen bir iş olduğunu ispatlar nitelikte diye böyle cümleyi uzata uzata devam edeyim. Neyse arkadaşlar dediğim gibi biraz gecikmiş bir video. Çünkü Kuşadası'ndaydım. Bir iki gün önce döndüm. Hatta iki ay önce çektiğim, oğlumla birlikte çektiğim bir video var. Bir önceki video yani kanaldaki. Onu bile birkaç gün önce yükleyebildim. Dolayısıyla neden? Orada internet yoktu çünkü. Eve geldim, evimin imkanlarına kavuştum ve yeniden video çekmeye, üretmeye başlıyorum. Alien Romulus'la başlayalım bu seviye. Bunun ardından da bir The Crow filminin 2024 yeniden ile ilgili bir video gelecek. Onu da beyaz perde'de kritikledim bugün yayınlandı. Onu da okuyabilirsiniz. Neyse, gelelim filme. 2024 yapımı Alien Romulus'umuza. Bu arada ilginç bir şey, benim için ilginç bir şey. Ben bir düşündüm ve şunu fark ettim. Bütün Alien filmlerinin, yani Alien Kronolojisine e, ait içinde Alien gözüken bütün filmleri Alien, Aliens Alien 3, Alien 4 Resurrection e, Alien Predator'lar falan filan Hatta böyle işte şey e, Predator'un e, ikinci filminde Alien'ın Gözüken kafatası falan vesaire derken Bütün Alien filmlerini Vizyon tarihinde sinemada izlemişim Yani çocukluktan başlayıp bu yaşıma Kadar gelen bir şey bu ee, yaşım çıkıyor ortaya gerçi ama şöyle söyleyeyim yani 80'lerin başında çocukluk şimdiki kadar böyle korunaklı bir şey değildi. Yani Aa, sen çocuksun yapamazsın, sen çocuksun bu filmi izleyemezsin falan denmiyordu. Yani biz bilet alıp girip Alien izledik, Jaws izledik. İlk seyrettiğim Jaws sinemada Jaws 2'dir. Ee, neyse seyrettiğimde de çok hoşuma gittiğini biliyorum. Yani bu kozmik horror diye bilim kurgu, korku sineması, uzayda geçen korku filmleriyle ilgili inanılmaz bir giriş yapmıştım. Yani bayıldım filme ve hala da o filmlere bayılırım. 80'ler boyunca da bir sürü film vardı. Mesela Moon mesela e, Life Force, Top Hooper'ın acayip bir filmdir. Mutlaka bulun izleyin. Bunlar ve günümüze gelen böyle yansımalarını takip ettim ama her zaman için bu işin İyisi Alien filmidir. Yani bir Alien filmi geldiğin zaman o böyle wow işte Alien geldi gidelim falan. Bu sefer de öyle yaptım. Alien geldi, Alien'ı izledim. Online Film Critic Society'nin e, online e, screeningleri var. Orada izleyebiliyoruz bunları ama geldikten sonra yani birkaç gün önce geldiğimden bahsetmiştim ya. Geldikten sonra da sinemaya gittim. Yani tekrar kritiği yazdıktan sonra acaba kaçırdığım bir şey var mı? Kritiğe ek yapabilir miyim? Bunu sinemada mı izlemeliyim falan deyip çok da memnun olduğumu söyleyemem. Filmi Akasya e, AVM'deki e, IMAX salonunda izledim ve maalesef şunu söylemek zorundayım. Oranın da işi bitmiş. Yani projeksiyonun odağı bozuk, net değil. Aynı zamanda ampulü değiştirmemişler. Tabii bizim sinemacılarımızın sinema salonlarımızın hep yaptığı şey ampul değişmediği için zamanında o bu kadar karanlık bir filmde Siyahlar siyah değil, gri ve her şey birbirine giriyor. Ee, eve geldim. Yani benim online screening'de izlediğim versiyon çok daha iyiydi. Bir de böyle trailerları falan izleyeyim dedim. HDR trailerları açtım evdeki e, HDR televizyonda. Bir de HDR projeksiyonum var. Bir de onda denedim. Yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bu filmin gerçekten hakkını Türkiye'de verebilecek sinema salonu kaç tane bilmiyorum. Vardır mutlaka. Şurası çok iyi bir salon dediğiniz bir salon varsa yazın mutlaka alta. Ama bu Akasya'da olmaz, IMAX olmaz. Yani bir bilete 320 lira mı ne para verdim. Yazık günah diyorum. Yani evde izlemek ya bir sinema yazarının ev, ev, bu filmi evde izlemeniz daha iyi olabilir diye şey yapması aslında acıklı bir şey. Ee, böyle bir tavsiyede bulunması ama saloncularımızın bir kendine gelmesi gerekiyor artık. Yani zaten salonlar eskisi gibi dolu değil. Yani öyle gişelerde kuyruklar falan oluşmuyor. Yani olan seyirciyi de kaçırmanın hiçbir alemi yok. Neyse bu konuları çok konuştuk. Bir şey de düzelmiyor bu arada. Benim 2010 yılında İstinye Park'ın IMAX salonu için orada Avatar izlerken... 2010 ile 2012 mi hatırlamıyorum şunu tam. Yazdığım yazı var yani böyle olmaz diye. Aradan geçmiş 15 sene neredeyse hala aynı terhane. Filme dönelim biz. Alan Romulus, Fede Alvarez abimizin yönettiği bir film. Bu arkadaşımızı nereden tanıyoruz? İşte Evil Dead yeniden çevrimini yönetti. Böyle yeniden çevrimlere merakla, böyle aslında işini bilen bir sinemacı. Ama dünyasının da sınırlı olduğunu düşünüyorum. Yani bana sorarsanız çok büyük bir yetenek değil Fede Alvarez. Böyle daha böyle teen slasher tarzı işler seviyor. Ve yeniden çevrim yaptığı bu, yani eline aldığı türleri de oraya doğru yaklaştırıyor. Mesela Alan Romulus'a baktığımız zaman şimdiye kadarki ...en genç alien kastını göreceksiniz. Yani ekip kastını. Hani düşünün mesela ilk alien filmindeki... ...Nostromo... Nostromo ...uzay gemisinin ekibini düşünün. Aliens'ı düşünün. Oradaki yaş skalasını düşünün. Ya da Alien 3, Alien 4 hepsinde... ...hepsine daha böyle yetişkin, orta yaşa yakın... ...orta yaşı geçmiş tipler vardı. Burada biz bir grup gencin böyle... ...20'li yaşlarda bir grup gencin... E, ...macerasına odaklanıyoruz. Bu film... E, ...alien... Prometheus ve Alien Covenant'la birlikte artık Alien'dan böyle kopup da böyle David'in hikayesini anlatmaya giden yoldan bir geri dönüş. Yani orijinal Alien filmlerine, orijinal Alien maceralarına bir geri dönüş. Yeni bir şey var mı? Evet, finalde kronolojiye ekleyebileceğiniz bir şey var ama aslında o da Alien 4'ten Resurrection'dan bir şey böyle esinti. Zaten film genel manada bütün Alien filmografisinden besleniyor. Yani Alien'dan, Aliens'tan, Alien 3'ten yani böyle hepsinden e, hatta böyle eee sinematografi Alien 3'e yakın buldum ben o maden gezegenindeki özellikle e, şeyi, görsel setup'ı Alien 3'e yakın buldum. E, görsel efektler iyi. Yani çok fazla CGI kullanmayalım demişler. ...pratik efektlerle bu işi halledelim demişler. The Geyser Effects diye bir firmayla çalışmışlar. Ee, ama bana sorarsanız yani yıllar yıllar önce işte... ...Stan Winston ve ekibinin yaptığından daha başarılı bir iş çıkmamış ortaya. Daha iyi beklerdim. Değil ama. Ama kötü de değil. Ee, maceraya gelince bir yere kadar iyi açılıyor. Yani işte o maden e, gezegeni, oradaki umutsuz gençler kendilerine bir... Umut arayışları, o yolculuğa çıkmak için bir şeylere böyle kalkışmaları falan güzel. Güzel açılıyor. Falan ama böyle bir zamana yarış, zamana karşı yarış fikri var filmde. Bana sorarsanız hiç çalışmıyor. Hiç de gerek de yok. Yani bir alien filminin zamana karşı yarışmakla ilgili böyle sürekli böyle son dakika golleri atmakla ilgili böyle bir şeye ihtiyacı yok. Film gelişme bölümüne kadar okey, tamam, iyi falan ama ondan sonra artık senaryo o filmden aldın, bu filmden aldın hepsi bitince senaryo böyle patinaj yapmaya başlıyor ve seyirci olarak siz de bunu fark ediyorsunuz ve sıkılmaya başlıyorsunuz. Orada da bilgisayar oyunu numaralarına başvuruyorlar. Hani konsol oyunlarında şöyle şöyle geç buradan bölümü tamamla şeyleri vardır ya. Burada da böyle işte yerçekimsiz ortamda alienları öldürüp onların vücudundan çıkan asitlere çünkü hani yakıyor ya her yeri bu asitler değmeden geçmeler falan filan. Çok böyle konsol oyunu, bilgisayar oyunu numaraları. Onları da çok sevdiğimi söyleyemem. Yani eve geldikten hemen sonra ilk Alien'ı tekrar izledim. 1979 yapımı olan filmi yeniden izledim. O gerçekten arkadaşlar bambaşka bir yerde duruyor o film. Yani ciddiyet olarak yani evet bu bir bilim kurgu filmi ama kurgu tarafı güçlü olduğu kadar işin bilimini de o kadar kafa yormuşlar ki o ekip üyeleri olabildiğince rasyonel davranmaları. Mesela burada akıllı davranan tek bir karakter yok. Tamamen her şey kendini arkadaşlar için feda etmeye falan yani dayalı. Akıllı davranan tek bir karakter var. Yine bütün bu alien. Evet. Kim arıyor? Can Evren arıyor. Açalım. Bak. İyiyim kardeşim. Şu an bir YouTube videosu çekiyordum tam Alien Romulus'la ilgili. Sen de videonun ortasındasın. Ve kesmeyeceğim bu kısmı. <laughs> İstanbul'a değil misin? Hala geldim. Yani birkaç gün önce geldim dostum. Getirebiliyor musun peki? Seni getirebiliyor muyuz? Nereye getirebiliyor muyuz? Vadi İstanbul'daki sayara gösterelim. Ne ya. zaman? Bugün mü? Pazartesi, pazartesi. Pazartesi olur. Bugün olmaz bir sözüm vardı. Ama pazartesi olur dostum ya. Gelirim yani. Vadi İstanbul'da uzak ama motor atlar gelirim yani. A aklıma geldi bir yoklayayım dedim. Biraz uzak ama gelirsen çok mutlu olurum. Sonunda görmüş olursun diye heyecanlanıyorum ama usta hatırlatayım dedim. Sen bir bakarsın. Abi. Tamam. Tamam Can. Tamam. Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Kolay tamam. gelsin. Elin Romulus. <laughs> tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet. Can'ın Sayara filminin pazartesi günü. Vadi İstanbul'da pazartesi akşamı gösterimi var. O ısrarla beni çağırıyor. Benim filmi görmediğimi düşünüyor ama ben filmi aslında Kadıköy sinemasında izlemiştim. Neyse unutmuş yaşlanıyor o da artık. Şey giderim görürüm tekrar izlerim. Sayara güzel film. Siz de yalnız bırakmayın vizyonda. Gidin yani hani Türkiye'ye de lazım böyle intikam filmleri. bir sonraki videoda Crow videosunda değiniriz buna. tekrar Alien Romulus'a dönelim. Dediğim gibi işte o konsol oyunun numaralarına falan yaslanmaya başlıyor film bir yerden sonra. Ve vaktini öyle tamamlanıyor. Bir de tam öyle final yapmışken tekrar bir final geliyor evet yani Alien olsun çamurdan olsun izlenir. Okey. bunu da izledim. Ama yani hani böyle yıllar sonra beklediğimiz Alien filmi Feda Alvarez müthiş bir iş başarmış. İşte Alien kronolojisine gerçek bir dokunuş türe sadık bir geri dönüş falan filan onlar için büyük. Yani zaten bu küçük bir macera. Yani bu ilk Alien filmiyle Aliens arasında geçen yani Ripley'in yaratığı böyle uzay gemisinin hava boşluğuna gönderdiği ve sonra böyle artık yıllarca uyuduğu ve tekrar uyandırıldığı Aliens'a kadar geçen sürede geçen küçük bir macera. Bana sorarsanız aslında bir yan hikaye yani spin-off yani böyle aslında ana filmlere eklenecek bir şey değil yani. Alien mesela Alien, Aliens, Alien 3 bunlar böyle ana hikayeyi takip eden Ripley'i. Ripley'in macerasını takip eden filmlerdi. Ve Yine bana sorarsanız Alien 4 ile birlikte. Aslında bu iş bitti. Yani replay, hatta Alien 4 de gereksizdi. Yani replay'i klonlamak, geri getirmek vesaire falan. Alien 3'ü çok severim. David Fincher sevdiğim bir yönetmendir. Kimse beğenmez o filmi. Ben o filme bayılırım. O maden kolonisindeki e, sosyolojik durumlar da çok hoşuma gider onları böyle izlemek etmek. İlk izlediğimde de sinemada çok etkilendiğimi hatırlıyorum. İzmit'te Altın sinemasında izlemiştim Alien 3'ü. Ee, ama yine bana sorarsanız aslında Alien serisi iki filmden oluşuyor. Alien ve Aliens. Yani Alien bilim kurgu, Aliens daha çok bilim kurgu aksiyon. Yani böyle ilk film mesela korku sinemasına daha yakın dururken ikinci film bana göre aksiyon sinemasına daha yakın duruyor. Aslında tam bir tür melezi, tür harmanı. Ee, James Cameron'ın da orada senaryoya inanılmaz dokunuşları var yani. Böyle inanılmaz güzel bir Senaryosu var çünkü adamı annesi büyütmüş, annesi çok güçlü bir karakter, o yüzden de çok güçlü kadın e, karakterleri yaratıyor sinemada. Alien'sta da böyle iki anneyi yani insan anneyle e, Alien annesini, Queen alien'ı Alien Queen ne deniyordu ona işte e, çarpıştırıyor. Müthiş bir senaryo, müthiş bir başarı. Sonrası için şey, e, bu iş nerede devam etmeli? Yani mesela dizisi olur, animasyonu olur, falan olur filan olur ama e, sinemada artık Alien izlemek için çok fazla böyle bir sebep olduğunu da e, düşünemiyorum. Çünkü üç aşağı beş yukarı ne izleyeceğinizin biliyorsunuz. Bunlar gelecekler bir gemide sıkışacaklar. O gemide Alien'lar var. İşte Xenomorph dediğimiz arkadaşlarımız bunların peşine düşecek. Onlar onu yok etmeye çalışacak. Ellerinde makinalar vesaire kaçacaklar, edecekler falan filan. Bu. Başka bir şey değil yani. İlk filmde bu çok yeniydi. İkinci film bunu aldı başka bir yere götürdü. Ama ondan sonra tekrar, 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 tekrar. Çok mu kötü? Değil yani. Kötü değil bu arada. Hani hele benim gibi böyle Alien'ları sinemada izlemiş falan ee, ve bu türün düşkünüyseniz bilim kurgu korku sinemasının, kozmik horror filmlerinin e, düşkünüyseniz bayılırsınız ama dediğim gibi bir yerden sonra sıkıcılaşıyor yani. Şu senaryo olayını yani böyle fikirleri yazıp bak böyle 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 olacak deyip bir noktada bırakmışlar. Şimdi ne yapsak acaba? Şöyle yapalım öyle idare edelim. Şunu da ekleyelim. Bunu da şey yapalıma dönmüş iş filmin finaline doğru. Yani son yarım saat için söylüyorum. Son yarım saat ben artık böyle hmm, falan böyle moduna geçtim. Ama ilk başta o oh falan filan. Bu arada yani bu filmde ki sevmediğim taraflardan biri ilk filmdeki mesela orijinal yaratık filmindeki kadro ne kadar böyle ilginç karakterlerden oluşuyorsa her birine ayrı ayrı fokuslanıyorsak burada da kimse umrumuzda olmuyor yani benim en çok umrumda olan Andy adındaki sentetik arkadaşımızdı. Yani açıkçası oradaki insan karakterleri çok umursamadım. Çünkü o kadar aptaldılar ve o kadar da hani aptal olduklarını belli edercesine davranıyorlardı ki yani ay ölün de gidin falan diyorsunuz siz de. Böyle bir film, average ortalama bir film. Yani 5 üzerinden 2,5-3 veririm. set tasarımları güzel, efektler güzel, uzayda geçen sahneler şunlar bunlar falan işte güzel o böyle bir göktaşı kuşağı var. O kuşağı Uzay gemisinin çarpması, etmesi falan filan. Ama dediğim gibi yani bu filmi mutlaka ve mutlaka high dynamic range yani yüksek dinamik aralık e, verebilen HDR özellikle bir ekranda ya da projeksiyonla izlemek lazım. Bunun tadı o zaman çıkar arkadaşlar. E, ülkemizdeki IMAX salonları da ne yazık ki patatese bağlamış. Onu görüyoruz diyoruz ve 16.58 saniye çok da uzatmaya gerek yok. ...bitirelim böyle... Ee, ...her zaman olduğu gibi aynı şeyi söylüyorum... ...yakında canlı yayınlara tekrar başlayacağım arkadaşlar... ...onu söyleyeyim... ...bu arada Eylül'ün 15'ine kadar benim bütün işlerim biraz yavaşladı... Ee, ...birlikte çalıştığım ressam Yalçın Gökçeba ...Yazlık'ta... <laughs> ...ben de onun yanından geldim... ...ben Eylül'ün 15'ine kadar İstanbul'dayım ve... E, ...atölye işleri biraz böyle... E, ...hafif seyredecek... ...dolayısıyla daha çok video olabilir... ...canlı yayın olabilir falan böyle... ...YouTube kanalından sizlerle buluşmayı çok önemsiyorum. Sizleri de çok önemsiyorum. Alttaki yorumları mutlaka okuyorum. Fırsat bulursam da cevaplıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Ve yeni bir incelemede ki o da işte The Crow, ölümsüz diye çevirmişler Türkçe'ye. karga filminin aslında kuzgun daha doğru bir çeviri incelemesi. Hemen bunun ardından çekeceğim. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sinemayla ve başka güzel şeylerle kalın.